Değerli hanımefendi, insan duygu taşıyan bir varlık. Bizim psikoterapi eğitimlerinde öğrendiğimiz önemli bir cümle vardı. Bir insanın niçin öyle davrandığını anlamak için onu öyle davrandıran duyguya bakınız diye bir söz. Duygularımız değiştiği zaman biz de değişiriz. Korku duygusu insanı sakinken yaptıklarından farklı şeyler yapmaya sevk eder. Utanma duygusu, üzüntü, alınganlık, aşırı sevinç, normal sevinme, mutluluk. Bunlar hep bizim duygu skalamızın içine giren tanımlamalar. Yani bunların hepsi duygu dünyamızda ince içinde olan şeyler. Şimdi alınganlık bir insanın kırılacağı, üzüleceği bir şeyi ses tonuyla, vurgumuzla, olumsuz, usulsüz bir yerde gündeme getirmemizle ya da kırmak niyetiyle söylediğimizde karşımızdakinin duygularının incinmesi, üzülmesi ve kendisini kötü hissetmesi halidir alınganlık. Çok insanca bir şeydir. Çok normal bir şeydir. Şimdi alınganlığı bir normal alınganlık, iki normal dışı alınganlık olarak ikiye ayırabiliriz. Şöyle ki. Evet, normal ve normal dışı diyoruz, bu önemli bir ayrım evet. Oldu hakikaten. Hani kıskançlıkta da vardır ya bir evet. Normal kıskançlık, bir patolojik kıskançlık. Evet. Normal kıskançlık kıskandıracak şeylerin devrede olması neticesinde şahısta oluşan duygu durumudur. Evet, bir tetikleyici var. Bir tetikleyici vardır. Evet. Gerçek bir olay, bir durum vardır. Evet. Ama patolojik kıskançlıkta gerçek bir durum yoktur. Şahsın sanal öngörüleri vardır. Sanrıları. Kendi zihninde oluşturduğu bir senaryo vardır. O senaryodan dolayı böyle der. Şimdi alınganlıkta da bir normal alınganlık vardır. İki, normal dışı, anormal demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın diye. Normal dışı bir alınganlık vardır. Normal alınganlıkta haklı bir sebep vardır. İncitici bir söz vardır. Kırıcı bir üslup vardır. Bazen insan sözleriyle değil bakışlarıyla bile, bazen insan beden diliyle bile bir insana kendisini çok değersiz hissettirebilir. Bu arada birilerine değersiz hissettirmek, şahsın kendisini değersiz hissetmesinin, kendisini önemsiz görmesinin bir neticesi. Bunu da burada bir şerh düşerek söylemiş olalım. Aslında yine şahsın kendisiyle ilgili bir durum olduğunu görüyoruz. Yani başkalarına gösterdiğimiz tavırlarda da yine etken konumda biziz aslında. Aynen. Yani içimizdeki olanı dışımıza yansıtıyoruz. Aynen. Değerli hanımefendi, şimdi normal dışı alınganlıkta sizin ne yaptığınızın önemi yoktur. Evet. Ne yapmaya çalıştığınızın önemi de yoktur. Doğru yanlış yapıp yapmamanız da fark etmez. Sizin bakışınızdan, duruşunuzdan, oturuşunuzdan, hatta bugün bu rengi niye giydiğinize varıncaya kadar alınma sebebi olabilir. Şahıs alınacak moddadır. Bunun dibine düşmüştür ve ne yaparsanız yapın bu alınganlığı engelleyemezsiniz. Evet. Bu normal dışı ve gerçekten bir psikolojik desteği, psikolojik yardımı gerektirecek bir durumdur. Şimdi alınmada hani iletişimde iki tane muhatap vardır, bir de arada gidip gelen mesaj vardır diye tanımlamalar yapılır ya. Burada da bir alınan insan vardır, bir alınmaya sebep olacak sözleri söyleyen insan vardır, bir de ortada gidip gelen sözler, davranışlar, jest ve mimikler vardır. Şimdi bazıları vardır ki rastgele konuşur. Gördüğü bir şeyi nezaketle söylemek, bir eksiklik gördü diyelim. Bunu pat diye söylemek, ben dobrayım, ben açığım. Hayır, sen özür dilerim. Hani halk arasında patavatsız denir ya, nerede nasıl konuşacağını bilmeyen bir insansın. Sana kimse konuşma demiyor. Sana kimse açık olma demiyor. Gerçeği ört demiyor. Ama bir konuşmanın da usulü var, üslubu var, yeri var, zamanı var, tonlaması var. Yani öyle bir şekilde konuşursun ki şahıs oradan gerçekten bir depresyona girme sebebi
çıkarabilir. Evet. Sorun ne? Kendi ölçüsüzlüğünü dobralık olarak kamufle edenler var. Kendi sınırsızlığını sen çok alıngansın diye sizin de ifade ettiğiniz gibi ifade edenler var. Karşımızdaki ne alıngan ne de böyle hani buluttan nem kapacak modda bir insan. Sadece siz sınırlarınızı bilmiyorsunuz. Nerede ne konuşacağınızı bilmiyorsunuz. İnsan duygularını önemsemiyorsunuz. Sadece aklınıza geldiği gibi çocuk fıtratlılar. Evet. Çocuk tabiatlılar. Yani yetişkin olamamış. Kendisini inceltememiş. Kendisini eğitememiş. İnsanı Allah'ın bir emaneti gibi söylediği sözlerin karşısındaki insanı ya açacağı ya kapatacağı, ya mutlu edeceği ya mutsuz edeceği, ya kötü hissettireceği ya iyi hissettireceğinin bilincinde olmadan ben istiyorum yaparım. Aklıma geldi söyleyeyim. Bu en dipteki duygu durumudur. İlkel kalmış, eğitilmemiş, medenileşmemiş, incelmemiş. Çok güzel bir söz var ya, çok hoşuma gidiyor benim. Her şey incelikten kırılır. Ama insan kabalıktan kırılır. Hocam bu tarz davranışlarda bulunan insanların da genelde şöyle bir argümanları da olabiliyor. Ya ben sürekli senin istediğin şekilde, senin duygu durumuna, o incelik hassaslık durumuna göre mi konuşmak zorundayım ki? Yani neden kendimi sürekli bir otokontrole tabi tutmak durumundayım gibi? O aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi patavatsızlıklarını örten veya onun arka planına sığındığı bazı sebepler de olabiliyor. Ben alıngan olduğum için değil. Sen kaba olduğun için incelmek zorundasın. Benim için değil, herkes için. Evet. Senin yakınlarına davranışın da böyle. Evet. Onların umursamaması artık sana laf geçirememelerinden. Seni nezakete sevk etme ihtimalleri kalmadığından... Buna gülüp geçmeleri bunun normal olduğu anlamına gelmez. Evet. Bunun kırılmayacak bir şey olduğu anlamına gelmez. Artık insanlar söz geçiremediği için duyarsızlaşmışlardır. Çünkü sürekli bu tarz muamelelere maruz kalmak insanı da yıpratır. At arkaya gitsin ya o mu yapar o, umuruna alma demek. Yani insanın kendisini kötü hissetmesi ve aman Allah'ım ben insanlara böyle dedirtiyorum. Ben kendimi nasıl düzeltebilirim? Diye düşünmüp kendisine dönmesi ve kendisini zarifleştirmesi, kibarlaştırması, nezaketli hale getirmesi gerekirken birilerinin ben ona söylüyorum hiç umurunda değil ne kötü. Evet. Ne kötü kırıcı bir şey söylüyorsun umurunda olmayacak kadar artık sana duyarsızlaşmış bir insan. Senin başkalarının da böyle davranmasına gerekçe olarak gösterebileceğin bir örnek değildir. Evet. O yüzden... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok saygılı, çok nazik ve çok kibardı. Hiç kimseye kaba, kırılacağı, inciteceği bir söz söylemezdi. Hatta umumun içinde yanlış bir şey konuşmuş ya da söylemiş olanlara birilerine ne oluyor ki şöyle şöyle düşünüyorlar, birilerine ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar diyerekten direkt şahsı hedef almıyor. Direkt şahsı muhatap alıp milletin içinde rencide etmiyor. Allah Resulü de biliyordu. Evet. Kırmayı, incitmeyi o da biliyor ama yapmıyor. Demek ki biz onun model alması gereken, ona yürekten bağlı ümmetleriysek o zaman benim dilimin, üslubumun da önce birilerinin görmediği yerde, kimsenin bana puan tabiri caizse puan vermediği yerde aman başkaları ne der denmeyen yerde, evde benim zarifleşmem lazım. Ailemde zarif olmam lazım. Bunu babamdan duymam lazım. Bunu annemden duymam lazım. Ve ben insana muamelenin Allah'a muameledeki zarafetten geldiğini anlamam lazım. Allah'a hürmetten dolayı kula hürmet ediyoruz. Yoksa kulun benim... nezdimde. Niye bir kıymeti harbiyesi olsun? O ben neysem o da o. Evet. Ben kendim gibi birisine niye kıymet vereyim derim. Ama Allah diyor ki her şey emanet. Ve o bana ait diyor. Ona zarar verirsen bütün insanlığa zarar vermişsin gibi kabul edeceğim diyor. Bu kadar üstün kaç milyar insana bir insan kaç milyar insan değerinde yeryüzünde hiçbir kurum, hiçbir müessese, hiçbir kuram, hiçbir izim, hiçbir teori, hiçbir tutum,
insana bu kadar değer vermez. Evet. Bu kadar sevmez, bu kadar korumaz. O yüzden de din insanın hak ettiği muameleyi peygamberimiz üzerinden örnekleyerek bizi zarafete taşımak ister, bizi nezakete taşımak ister. Bunun evde oluşmasını ister. Annemizden babamızdan görmemiş olabiliriz. Onlar kendi çocukluklarından alıştıkları dili kendi yuvalarına taşımış olabilirler. Ama sen bunu kendi yuvana taşıma. Evet. Bu senin değiştiremeyeceğin ve senin ten rengin gibi, retina rengin gibi, parmak izin gibi sende kalıcı olan bir şey değil. Evet sende etkili, evet sende en diplerde kalı, yani ömür boyu seni etkileyecek bir şey ama bunu değiştirmek mümkün. Evet, bu zincirin kırılması gerekiyor. Bir yerde bu döngünün, evet, çok değerinde söylediniz, Allah razı olsun, bu döngünün bir yerde kırılması lazım. Dolayısıyla bana düşen kırmamaktır. Karşımdakine düşen beni doğru anlayarak kırılmamaktır. Ama ben kırmak istemediğim halde karşımdaki alınıyorsa, o zaman ben buradan şunu çıkaracağım. İki şey çıkaracağım. Daha önce de hep iletişimde mevzu ediyoruz ya. Acaba ben normal konuştuğumu zannettim ama vurgusunu mu, tonlamasını mı ya da birilerinin yanında söylediysem yalnız söylemem gereken bir şeyi milletin içinde söyledim de rencide mi ettim acaba? Alınan insana hemen gidip bunu soracağız. Ya ben sana bir şey yapmadım ki demenin bir manası yok. Evet yapmadın ama ya yanılıyorsan? Bunu sormanın ne mahzuru var ve sana ne kaybettirecek ki hiçbir şey. Ama bir dost kazandırabilir, bir gönül kazandırabilir. Orada Allah razı edecek bir duygu durumu oluşturabilir. Oraya gidip desek ki, ya öğrendim ki sen bana gücenmişsin. Ben farkında değilim seni ne yaparak gücendirdim, ne söyleyerek gücendirdim ve çok üzüldüm. Ya benim üzülmek istediğim insanların arasında en sonuncu bile değilsin sen. Sen o sıraya ya kimseyi incitmek istemem değil seni. Ben çok üzüldüm. Bana söylersen hem senden özürümü dilerim hem bir daha kimseye yapmamaya çalışırım. Lütfen bana yardımcı olur musun? Seni nasıl kırdığımın farkında değilim. Böyle söylediğimizde o gün olmadı ama sen falanca zaman bana şunu demiştin. Orada da şu ifaden, yani öteki olmasaydı buna alınmayacaktım ama ikisi yan yana gelince biraz canımı sıktı. Ondan bir alınganlık yaptım dese, o zaman ben anlayacağım ki gerçekten burada benim de katkım var. Evet. Bu alınganlıkta ben de etkili olmuşum. O zaman ne yapacağım? Hemen sarılacağım, özür dileyeceğim. Hakkını helal et lütfen. Hiç farkında değilim. Bundan sonra Rabbim bana daha doğru davranmayı nasip etsin. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Evet. Allah razı olsun senden ki bunu bana söyledin. Ben de bundan sonra dikkatli olma, duyarlı olma gibi bir hassasiyeti geliştireceğim. Evet. Allah razı olsun derim. Karşımdakinin gönlünü alırım. Hatamı fark etmişimdir. Özrümü dilemişimdir. Allah'tan af dilerim. Niyet tutarak bize sadaka veririm. Defteri kapatırım. Evet. Ama ben öyle bir şey yapmadım. O senin sorunun demiş olsam kendimle ilgili can acıtıcı bir şeyi, üzücü bir şeyi es geçmiş ve onun kalbinde onun izini bıraktırmış olur. Evet, o kapanmamış bir defter olarak orada duracaktır maalesef. Aynen öyle. Karşı tarafta. Bir de şöyle bir söz var. Evet. Şeyimi, modumu alayım. Buyurun. Benim seni üzmek gibi bir niyetim yoktu. Eğer üzüldüysen, benim seni üzmek gibi bir kastım yoktu. Üzüldüysen o senin sorunun. Bu şu demektir. Sen üzülsen de üzülmesen de benim umurumda değil demektir. Ne kötü bir şey. Bunu da öyle bir havalara girerek söyler ki sanki kendisi çok matah bir şey yaptı, çok iyi bir şey yaptı. Karşısındaki haksız yere alındı. Sen benim umurumda değilsin demenin neresine gurur, kibir yapıyorsun, neresine havalanıyorsun? Evet. Ne kötü bir söz.